Bediüzzaman Hazretlerinin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olan hediyeyi kabul etmeyişinin sebebi neydi? Niye ömrü boyunca hediye kabul etmedi? Hatta o derece ileri gidilmiş ki bu noktada, o dereceye gelmiş ki yanında kalan Bayram ağabey, Isparta'da Bayram Yüksel ağabeyin kış aylarında onun hırkasını kiralar, parasını verir, yazın tekrar iade edermiş. Yani onun hırkasını üzerine giymeyi bile bedelsiz, karşılıksız asla kabul etmeyen bir hali var. Acaba neydi bu mananın arkasındaki sır? Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı boyunca taviz vermediği, belki de Bediüzzaman'ı kendinden önceki asırlardaki bütün zamanlardaki alimlerden, büyüklerden ayıran farklı bir yönü istina düsturu. Adeta dünyaya kapıları kapayıp tamamen Rabbinin dergahına müracaat etmiş, rahmetinin kapılarını açmış. O da öyle buyurmuş bir yerde, diyor ki Rabbim diyor bana ahiretin kapılarını açtı, rahmetinin kapılarını açtı. Rahmeti ilahiyenin kapısında olan, ebediyetin, ahiretin kapısında olan dönüp de dünyanın üç kuruşluk meselelerine tamahkârane bakmaz, dünyaya iştahla bakmaz, dönüp yeniden dünyaya talip olmaz diye bu manada ifadeler var. Neydi acaba Bediüzzaman Hazretlerinin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olan hediyeyi kabul etmeyişinin sebebi neydi? Niye ömrü boyunca hediye kabul etmedi? Hatta o derece ileri gidilmiş ki bu noktada, yanında kalan Bayram ağabey, Isparta'da Bayram Yüksel ağabeyin kış aylarında onun hırkasını kiralar, parasını verir, yazın tekrar iade edermiş. Yani onun hırkasını üzerine giymeyi bile bedelsiz, karşılıksız asla kabul etmeyen bir hali var. Acaba neydi bu mananın arkasındaki sır? Hatta ben kendim Vahşi Şaban abiden dinledim. Üstadımızın yakın talebelerinden. Üstadın kulunçlarını kırarken biraz böyle kaba davrandığı için Üstad ona yavaş Vahşi dermiş. Oradan Vahşi Şaban diye ismi kalmış. Allah gani gani rahmet etsin. Çok ziyaretinde bulunduk. Çok hatıralarını dinledik. Bir gün kendisi anlatıyor. Ben diyor bir sepet üzüm getirdim diyor Üstad'a diyor. Üstad da diyor beni severdi diyor. Ben diyor fıtri bir insandım diyor. Üstad Hazretlerinin bir özelliği, Üstad kendisine büyük zat, evliya, keramet sahibi diye hürmet edenlerden çok sıkılırmış. Sıradan bir insan gibi muamele edenlerle daha fazla ısınır. Onları daha çok severmiş. Üstadımız kendisine çok hürmet edilmesinden taraftar değil. Ben de diyor bir sepet üzüm götürdüm üstada. Üstad dedi ki talebelerin yanında, Şaban dedi diyor, hiç kimseden kabul etmezsem senden kabul ederim, sen başkasın dedi diyor. Ve aldı kabul etti diyor. Herkes birden şaşırdı, üstad hiç kimsenin hediyesini kabul etmez. Benim de diyor böyle diyor karpuzlar koltuklarımın altına girdi diyor. Böyle diyor seviniyorum. Oradakilere de diyorum ki bakın üstad kimsenin hediyesini kabul etmiyor. Benimkini kabul etti, ne haber falan diye böyle onlara da diyor böyle yandan diyor mesaj veriyorum diyor. O arada üstad dedi ki Şaban bu üzümler kaç para? Dedim üstadım ben satmaya getirmedim. Söyle kaç para? Üstadım ben satmaya getirmedim falan. Ondan sonra ısrar edince Ceylan abiye demiş Şaban'a sorun kaç paraysa demiş iki katını verin. Neyse diyor 50 kuruş işte 50 liraymış o zaman üzüm. Bana diyor 100 lira verdiler diyor. Ben de diyor olur mu ya şöyle böyle falan diye Ceylan abiye şey yaparken Ceylan abi demiş kardeşim demiş ne güzel demiş iki kat demiş parayı buldun demiş. Böyle yağlı müşteri hiçbir yerde bulamazsın al git demiş. Ceylan abinin derdi de üzümler gelsin zaten üstad üzüm yiyecek de yanındakilere ikram edecek. Ceylan abi de onlardan istifade edecek. Üstad da Ceylan abinin huyunu Ceylan abinin o düşüncesini sezmiş. Demiş ki getirin üzümleri. İğne iplik getirin. Tek tek diyor o üzümleri dizdirdi diyor böyle. İpe dizdirdi tek tek. Sonra böyle odaya astırdı. Üstad diyor onu saatlerce tefekkür eder. Günlerce tefekkür ederdi diyor böyle. Üzümler artık ekşimiş, bozulmuş, acımış. O halde diyor her dersten sonra diyor hepimize birer tane ikram ederdi. Ders baklavası diye. Ağzına attığın zaman zehir gibi diyor böyle. Şaban abi diyor ben diyor bilmiyorum ağzıma bir attım zehir diyor. Ceylan diyor uyanık
atıyormuş, ağzına atar gibi yapıp diyor gömleğinin içine atıyormuş, ağzını kımıldatıyormuş, yemiyormuş diyor. Böyle hatıraları dinlemiştik. Berayı malumat girdi. Şimdi üstadın en şiddetli üzerinde durduğu meselelerden bir tanesi, en birincilerinden belki de istina düsturu. İktisat ve istina. Hatta diyor ki bu ehli dalaleti istina ve iktisadımla mağlup ettim diyor. Neden acaba? Niye hediyeleri kabul etmezdi? En yakın talebesinden bile gelse asla kabul etmemesinin sebebi neydi? Bismillahirrahmanirrahim. Salisen bana hediye gönderdin. Refet abinin bir mektubuna karşı üstadın yazdığı mektup. Onun hediyesini kabul etmemiş. O da biraz böyle gücenmiş, biraz darılmış. Üstad da neden kabul etmediğinin hikmetini onun şahsında hepimize beyan etmiş. Salisen bana bir hediye gönderdin. Gayet ehemmiyetli bir kaidemi bozmak istersin. Kardeşim ve biraderzadem olan Abdülmecit ve Abdurrahman'dan kabul etmediğim gibi senden de kabul etmem. Çünkü sen onlardan daha ileri ve ruhuma daha yakın olduğundan herkesin hediyesi reddedilse seninki bir defaya mahsus olmak üzere reddedilmez. Fakat bu münasebetle o kaidemin sırrını söyleyeceğim şöyle ki. Eski Said minnet almazdı. Minnetin altına girmektense ölümü tercih ederdi. Çok zahmet ve meşakkat çektiği halde kaidesini bozmadı. Çocukken de öyle üstad. Asla kesinlikle zekat, sadaka, hediye hiç kabul etmemiş. Çok zahmet ve meşakkat çektiği halde kaidesini bozmadı. Eski Said'in senin bu biçare kardeşine irsiyet kalan şu haleti ise tezehüt ve suni bir istina değil. Yapmacık bir hal, kendine böyle makam verdirmek için veya zühd ve takvaya uymuş gibi kendini göstermek için falan değil. Öyleyse neden? Belki 4-5 ciddi esbaba istinad eder. Çok ciddi sebepleri var. Bunun altında yatan ehemmiyetli bir hikmet var diyor. Birincisi, ehli dalalet, ehli ilmi, ilmi vasıtayı cer etmekle ittiham ediyorlar. İlmi ve dini kendilerine medar-ı maişet yapıyorlar deyip insafsızca onlara hücum ediyorlar. Bunları fiilen tekzip lazımdır. Yani bu zamanda ehli dalaletin hocalara, alimlere, ehli ilme, şeyhlere en çok hücum ettikleri nokta hangisi? Bunlar bir yolunu bulmuşlar. Dini kullanıp oradan geçimlerini sağlıyorlar. Dini İslamiyet'i kullanıp Allah peygamber deyip oradan yolunu buluyorlar diye adeta ehli dalaletin en çok hocalara, alimlere, ehli ilme hücum ettikleri nokta ilmi ve dini alet edip oradan menfaat elde etmek, ilmi ve dini vasıtayı cer yani geçim kaynağı olarak kullanıyorlar diye hücum ediyorlar. Bunları ehli dalaleti fiilen tekzip lazımdır. Yani lafla sözle biz almıyoruz, istemiyoruz, biz ahirete talibiz demek değil de fiilen bizzat hizmetin karşılığında, dinin karşılığında, İslamiyet'i anlatmanın karşılığında hiçbir dünyevi veya maddi bir şey almayarak sadece sırf Allah rızası için yaptığımızı fiilen yaşayarak yaşantımızla göstermemiz icap ediyor. Bunları fiilen tekzip lazımdır. Çünkü şu anda da en çok insanların hücum ettikleri nokta bu. İmamların maaşı şu kadar, hocalar şöyle yapıyor, falan alim bir programa çıkmış şu kadar para almış, falan şeyh şu kadar arsası varmış, şu kadar hayvanı varmış, falan alimin şu arabası şuymuş, şu şuymuş, bu buymuş hep nedir? İnsanların nazarları oraya takılıyor. Çünkü insanlar dünyaya talip. Dolayısıyla dünyevi ölçülerle tartıyor karşısındakini. Bakıyor ki bu adam, normalde bu adamın herhangi bir yerden bir geliri yok. Bu arabaya nasıl biner? Öyleyse diyor din diyor, Allah diyor, iman diyor, Kur'an diyor. Topluyor. Verin hafıza. Verin hocaya. Verin şeyhe. Derken hep arkasında ne var? Tabii böyle yapan insanlar var. Bundan dolayı o insanların suistimalinden dolayı bütün alimler, bütün din adamları ihlasla hizmet etmeye çalışanlar da zan altında kalıyorlar. Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri, bunları fiilen tekzip lazımdır. Çünkü insanlardan mal almak, insanlardan toplamak, insanlardan bu
din üzerinden, İslamiyet üzerinden menfaat elde etmek, bunlar anlatılan hakikatin tesirini kırdığı gibi karşıdaki insanın nazarı onlarla meşgul olur, hakikata muhatap olamaz. Öyleyse din için, Allah için, iman için ve farz bir vazifeye engel olduğu için sünnet olan hediyeyi terk ettim diyor. Bakın farzla sünnet çakıştığı zaman farzı tercih edip sünneti terk etmek de sünnettir. Çünkü biri farz, biri sünnet. Senin farz vazifene engel olacaksa o anda insanların nazarını onunla meşgul edip bu, değil mi, dinin karşılığında, İslamiyet'in karşılığında, Allah'ı anlatmanın karşılığında insanlardan topluyor, geçimini sağlıyor, menfaat elde ediyor dedirdiğiniz anda sizin davanız ayaklar altında kalır. Ve insanların nazarı onunla meşgul olur, sizin anlattığınız hakikatlere asla muhatap olamazlar. İkincisi, neşri hak için, hakkı neşretmek, dini anlatmak için enbiyaya, peygamberlere ittiba etmekle mükellefiz. Şimdi ayette ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr diye ifade edilen hakkı ve sabrı tavsiye edenler, başta peygamberler, arkasından sahabe efendilerimiz, büyük zatlar, eyme-i müştehidin, onun arkasından salih insanlar ve herhangi dini sırtının yükü olarak gören bir mümin varsa o da aslında nedir? Hakkı neşredenler kafilesine dahildir. Ayette diyor ki hakkı neşredenler in ecriye illa alallah diyerek insanlardan istina göstermişler. Sure-i Yasin'de İttebi'u men la yes'elukum ecran ve hum muhtedun cümlesi meselemiz hakkında çok manidardır. Ayet diyor ki in ecriye illa alallah, yani hakkı sabır, hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler, başta peygamberler, arkasından sahabeler, arkasından alimler, in ecriye illa alallah, onlar ecirlerini ancak Allah'tan beklerler. Onların ecrini ancak Allah verir. Ve Yasin suresindeki ayet son noktayı koyuyor. Sizden bir şey istemeyene ve talep etmeyene tabi olun. Sizden anlattıklarına karşılık, dine karşılık, İslamiyet'e karşılık, neşriyata karşılık, sizden herhangi bir menfaat elde etmeyene, sizden bir şey talep etmeyene tabi olun. Onun peşinden gidin diye açıkça ayet istina gösteren alimlerin, istina gösteren insanların ihlaslı olduğunu, doğru yolda olduğunu, onlara ittiba etmek gerektiğini ifade ediyor. Üçüncüsü, şimdi yine Barla Lahikası'nda bununla alakalı çok güzel bir ifade var. İstanbul'dan bir tüccar üstada bir çay getirmiş. Üstada getirdiği çayı da üstad kabul etmemiş. Çok ısrar etmiş, yine kabul etmemiş. Çok ısrar edince üstad ücretini veriyor, kabul ediyor. Sonra diyor ki kardeşim diyor, ben diyor seni darıltmamak için neden bu istinayı gösterdim? Niye senin hediyeni kabul etmedim? Bunun manasını ve hakikatini izah etmek zorundayım diyor. Çünkü hani suizan etmesin, bizim malımıza haram mı karışmış, niye hoca kabul etmedi diye değişik hallere girmesin diye üstad diyor ki ona, kardeşim diyor ben senin menfaatin için kendi menfaatimi terk ettim diyor. Ne demektir bu? Yani senin benden alacağın dersi elmas kıymetinden şişe ve cam kıymetine düşürmemek için senin menfaatin için kendi menfaatimi terk ettim. Çünkü diyor insanlara el açmaya mecbur olmuş, insanlardan anlattıklarına karşı para alan, insanlardan hediye kabul eden, din ve İslamiyet üzerinden geçimini sağlayan, menfaate talip olmuş bir hocadan alınan ders cam kıymetinde ise insanlardan istina göstermiş, sırf Allah için dini anlatan ve hiç kimseye tenezzül etmeyen bir alimden alınan ders elmas kıymetindedir. Sana verdiğim dersi elmas kıymetinden cam kıymetine düşürmemek için senin menfaatin için kendi menfaatimi terk ettim diyor. Demek o dersin aynı ders ama şahıs aynı olmayınca dersin tesiri de aynı olmuyor. Demek istina gösteren, sırf Allah rızası için değil mi, dini anlatan, hiç kimseden hiçbir menfaat beklentisinde olmayan, dine ve İslamiyet'e karşılık, anlattığı, yaptığı iman hizmetine karşılık, hiç kimseden bir menfaat beklemeyen bir insandan alınan aynı ders, elmas kıymetindeyse, insanlara el açmaya mecbur olmuş, insanlardan dilenen, insanlardan bekleyen, anlattığı dine karşılık menfaat bekleyen bir insandan alınan,
alınan aynı ders şişe ve cam kıymetindedir diyor. Dolayısıyla ne yaptın sen? Azıcık bir menfaat için dinin kutsiyetini, ulviyetini, büyüklüğünü de aşağılara indirdin. Din ve İslamiyet hiçbir şeye alet olamaz. Senin niyetinde alet etmemek olsa bile, sen dini para karşılığında, menfaat karşılığında anlatmadım ama ben alıyorum desen bile, dışarıdan nasıl anlaşıldığı önemli. Dışarıdaki insan senin niyetini bilmez ki. Şeriat zahire göre hükmettiği gibi dışarıdaki insanlar da gördükleriyle amel ederler, gördükleriyle hükmederler. Dolayısıyla onlara suizan edecek bir ortamı sen hazırladığın için yine mesuliyet sana aittir. Öyleyse Bediüzzaman Hazretleri ne yapmış? O kapıyı komple kapamış. Ahmet Akgündüz abinin bir araştırması vardı. Üstadın Isparta'da kaldığı dönemi araştırmış. O zamanın gazetelerinden bir tanesi yazmış ki, Bediüzzaman'ın mal varlığı araştırıldı, hiçbir şey bulunmadı. Eğer yanına gelen talebelerden sadece bir yumurta alsaydı her birinden, bugün milyoner olurdu diye o zamanın din düşmanı, üstadın davasına, dinine, zatına düşman olan insanlar bile bu itirafta bulunmak zorunda kalmışlar. Ya ne demek bu? Şimdi bir gün Sungur abi anlatmıştı. Üstadımız Çam Dağı'na çıkıyor. Çam Dağı'na çıkarken o yollar taşlı. Taşlar da keskin taşlar böyle. Ayakkabısı parçalanmasın diye o lastiklerini almış koltuklarının altına. Yaya böyle çıplak ayakla yürüyerek gidiyor. Ayağına batan taşlar kanatıyor böyle. Üstadın talebeleri o hali görmüşler. Üstadım demişler. Ne olacak demişler ya. Giy parçalanırsa bir tane daha alırız. Üstad demiş. Kardeşim ben iktisadımla onları mağlup ettim demiş. Ehli dalaleti. Yani hayatı boyunca hiç kimseden bir şey almaması. Vefat ettiğinde tereke memurunun yazdığı maddeler belli. Kalan mülkü belli. Bir tane ibrik, iki tane küçük kap, tencere gibi bir şeyler. Ondan sonra misvağı, şunu bunu falan ufak tefek. Hepsini toplasanız bir sepetin içinde taşınabilecek kadar bir mülk. Öyle demiş kendisi hayattayken. Ben demiş bütün varlığımı tek elimle taşıyabilmeliyim. Bir gün gelecek insanlar benim bu halime imrenecekler demiş. Hakikaten de bütün mal varlığını tek eliyle taşıyabilen bir insan. Bir sepeti var içinde 3-5 ihtiyacı. Ve hayatı boyunca hizmet ettiği dava üzerinden bir kuruş menfaat elde etmeyen ve düşmanları bu noktada asla hücum edemeyen, dimdik duruşunu istinasıyla, iktisadıyla ortaya koyabilen bir insan. Ve şu anda davasının gönüllerde makes bulmasına, paslı gönülleri silkelemesine, dünyanın her yerde sesinin, sözünün yankılanmasına en büyük sebeplerden bir tanesi aslında nedir? Davası için hayatı hakir görmesi ve en büyük özelliği olan istinası ve hediye kabul etmeyişi. Kıymetsiz bir şey, kıymetli bir şeye hizmet eder. Kıymetli bir şeye feda edilirse kıymetlenir. Şu fani ömür bakiye sarf edilirse bakileşir. Şu kıymetsiz ömür kıymetli şeylere feda edilirse kıymetlenir, ehemmiyet kesbeder. Ama Allah muhafaza, araçlar amaç olur da amaçlar araç olursa o zaman yandık. Dine hizmet ediyoruz kisvesi altında. Dini ve İslamiyeti kendimize hizmet ettirmek. Din ve İslamiyet perdesi altında enaniyetimizi, gururumuzu şişirmek, insanların hürmetini kabul etmek veyahut malını, mülkünü menfaat elde etmek. Bütün bunlar Allah muhafaza dini kendine, nefsine, benliğine hizmet ettirmektir ki çok dehşetli, çok korkunç bir felakettir. Cenab-ı Hak böyle bir vartadan, böyle dehşetli bir haletten bizi muhafaza etsin. Bizi dinine ve İslamiyetine halis bir ihlasla hizmet eden bir hadim yapsın inşallah.